Kombinasyon. Alt başlığımız doğruların kesişim noktalarının sayısını bulmak. Bu videomuzda kombinasyon ile doğruların kesişim noktalarının sayısı arasındaki ilişkiyi ve nasıl bulunacağını inceleyeceğiz. Öncelikle temel geometri kuralımızla başlayalım. İki farklı doğru en çok bir noktada kesişebilir. İki tane farklı doğru düşündüğümüzde bunların kesişme noktası en çok bir tane olabilir. İşte burası. Devam ediyoruz kuralımıza. İki farklı doğru en az sıfır noktada kesişirler. Yani hiç kesişmezler. İki farklı doğru birbirine eğer ki paralelse doğrularımız kesişmez. Şimdi bu bahsettiğimiz olay geometri kuralıydı. Bu geometri kuralından yapacağımız çıkarım ne oldu? İki farklı doğru en çok bir noktada kesişiyor. O zaman çıkarımımıza geliyoruz. Kombinasyonla bağlanmasına geliyoruz fikrin. En farklı doğru bu en doğrunun paralel olup olmadığı ile ilgili bir şey söylenmezse biz bunların hepsinin ideal bir şekilde dağıldığını düşünürüz. En çok hiçbirinin birbirine paralel olmadığını kabul ediyoruz yani en çok dediğimizde. En'in ikili kombinasyonu kadar farklı noktada kesişir. Neden? İki farklı doğru en çok bir noktada kesişiyor. En tane farklı doğru ikişerli kaç gruba ayrılabiliyorsa her ikişerli grupta bir kesişme noktası üreteceğinden dolayı kaç tane ikili gruba ayırabildiysek o en doğruyu o kadar kesişme noktası çıkar. İşte çıkarım ve bu fikrin kombinasyonla ilişkisi budur. Şimdi sorularımıza başlayalım. On farklı doğru en çok ve en az kaç noktada kesişebilirler? Şimdi en çok kesişmeye geldiğimizde İdeal bir şekilde hiçbirinin birbirine paralel olmadığını kabul ederek bu 10 taneyi ikili ikili kaç gruba ayırabiliyorsak o kadar kesişme noktası çıkar. 10'un ikili kombinasyonu. 10 çarpı 9. Aşağıda 2 yazdığı için ondan geriye 2 tane gidiyoruz. 10 da dahil olmak üzere. Aşağıda da 2 çarpı 1. 45 kesişme noktası çıkar. En çok. En aza geldiğimizde ise bu 10 farklı doğrunun 10'unun da birbirine paralel olduğunu kabul ederiz. Bütün doğrular birbirine paralel olursa 0 kesişme. 10 farklı doğru en az 0 noktada kesişirler. En çok ise onun ikili kombinasyonu kadar noktada kesişirler.
Sorularımıza devam ediyoruz. Şimdi işin içine paralellik bilgisi atalım. Dördü paralel, 10 farklı doğru, en çok kaç noktada kesişir? Şimdi dördünün paralel olduğunu biliyoruz. Paraleller hakkında kendi aralarında kesişmeyecekler. Kendi aralarında kesişimleri yok. Bu dördü kendi aralarında kesişemezler. Ama bu geriye kalan bu 10 tanenin içindeki diğer 6 taneyle kesişebilirler. Bu nedenle dördü paralel olduğu için birçok kişinin yaptığı hata şudur. 10 taneden 4 tanesini atarız, geriye 6 tane kalır, 6'nın ikili kombinasyonu. Bu değil. Bunu yaptığımız zaman o geriye kalan 6 tanenin bunları kesme imkanını ortadan kaldırır. O geriye kalan 6 tanesi bunları kesebilir. Bunlar kendi arasında kesişemiyorlar. 10 farklı doğrunun 4'ü paralelse onun ikili kombinasyonu olabilecek tüm kesişmeler, hiçbiri paralel kabul edilmez. Eksi, bunların kendi aralarındaki kesişmeleri olmayacak. Onun ikili kombinasyonundan bunların kendi aralarındaki kesişmelerin adedini çıkartırsak, çünkü bunlar gerçekleşemeyecek, en çok kesişmeyi bulmuş oluruz. 10 tane doğru varsa onun ikili kombinasyonundan paralel olanların ikili kombinasyonunu çıkartacağız. Fikir budur. Onun ikili kombinasyonunu şurada hesaplamıştık, 45. Eksi 4'ün ikili kombinasyonuna gelirsek 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. 45 eksi 6'dan 39 noktada kesişirler. Sorularımıza devam ediyoruz. Son bir soru çözünce bu işi noktalamış olacağız. 10 farklı doğrudan 4'ü belirli bir A noktasından geçmektedir. Buna göre bu 10 doğru en çok kaç noktada kesişirler? Şimdi buna geldiğimizde ise buradaki 10 farklı doğrudan 4'ü belli bir A noktasından geçmekte. Yani şu gerçekleşiyor 4 tanesi için. 4'ü belli bir A noktasından, bu noktaya A dersek, A noktasından geçiyor. Bunların kendi aralarındaki kesişimleri 4'ün ikili kombinasyonu değil de sadece ve sadece tek bir A noktası olur. Burada onun ikili kombinasyonu oluşabilecek tüm kesişmelerdir. Eksi bu 4 tanenin ikili kombinasyonu. Eğer ki bu dördü paralel olsaydı kendi aralarında hiç kesişme yoktu. Burada dördün ikili kombinasyonu deyince var olabilecek bütün kesişme ihtimallerini çıkarttık. Ama bunların bir kesişme noktaları var. Artı bir. 10 farklı doğrudan 4'ü paralel olduğunda onun ikili kombinasyonu eksi 4'ün ikili kombinasyonu. Fakat bu 4'ü belli bir A noktasından geçtiğinde bunlar paralelmiş gibi 4'ün ikili kombinasyonunu çıkartıp sonra üzerine 1 ekleyeceğiz. Çünkü bir kesişme noktaları var bunun. İşte bu da belli bir kısmının bir sabit noktadan geçmesi durumunda ortaya çıkacak kesişme sayısıdır. Onun ikili kombinasyonunu az önce hesaplamıştık, 45. 4'ün ikilisini de hesaplamıştık, 6 artı 1. 40 kesişme noktası ortaya çıkar. İşte doğruların kesişme noktaları ile ilgili bilmemiz gereken fikirler bunlardır.
Kombinasyonla ilişkisi en farklı doğru, en çok hiçbiri birbirine paralel kabul edilmediği durum, enin ikili kombinasyonu kadar farklı kesişme noktası üretir. Kombinasyonla ilişki budur. Geri kalan sorularda da düşünmek bizim işimizdir ki ben ikinci ve üçüncü soruda bu düşünme kısmı ile ilgili bizim bilmemiz gereken durumları anlattım. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyorum.